gün önemli el sorunlarından bir tanesi karpal tünel sendromu hakkında konuşacağız. Karpal tünel hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Geciktiği zaman neler olur? Onları hocamızla beraber tartışmaya çalışacağız sizinle. Hocam ilk önce karpal tünel sendromunu bir tanımlayalım. Acaba neden oluyor? Bu hastalığın nedeni nedir? Evet, karpal tünel sendromu şu şekilde oluşuyor. El bileğimizin iç yüzünde parmakları büktüren 9 tane tendon ve onların hemen üzerinde yer alan bir sinirimiz, medyan sinir adında bir sinirimiz seyrediyor. Bunların da hepsinin üzerinden köprü benzeri bir yapı geçiyor. İşte karpal ligaman dediğimiz yapı bu. Bu karpal ligaman çeşitli sebeplerle kalınlaştığı zaman hemen altında seyreden bu sinire basınç yaptığı için elde uyuşma ve olay ilerledikçe de ağrı ve güçsüzlük problemlerine yol açabiliyor. Bu semptomda topluluğuna biz kısaca karpal tünel adını veriyoruz. Aslında bir miktar konuştuk ama bu hastalığın bulgularını birazcık daha ayrıntılarıyla konuşalım istersen. Tabii ki. Sinir içinde bütün sinirlerde olduğu gibi hem bizim motor hareketlerimizi sağlayan yani kaslara elektrik veren hem de dokunulma hissini sağlayan liflerimiz bulunur. Medyan sinirin basıya uğradığını söylediğimiz bu bölümünde de baş parmağımızın diğer parmaklara doğru yaklaşma hareketini sağlayan kasları çalıştıran bölümü ve baş parmaktan itibaren 3,5 parmak, yani yüzük parmağının da yarısı olduğu için öyle isimlendiriyoruz. 3,5 parmağın dokunma hissini sağlayan sinir lifleri geçiyor. Bu lifler biraz önce bahsettiğim gibi tünelin ligamanın kalınlaşması sebebiyle basıya uğradığında kendi fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyor. Yani hissetmeyi sağlayan sinir basıya uğradığı zaman uyuşukluk olarak biz görüyoruz. Motor lifler basıya uğradığı, etkilenmeye başladığı zaman da motor becerilerini yapamamaya başlıyoruz. Buradaki ileri dönemde kasların daha da eridiğini fark ediyoruz. Bunlarla beraber de hastalarda iyice ileri dönemlerde ağrı da olaya ekleniyor. Aslında şeyi de söylemek lazım. En çok uyuşma ve ağrı geceleri oluşuyor. Evet. Geceleri artan uyuşukluk ağrı problemi bizim bu hastalıkta en çok gördüğümüz sorunlardan bir tanesi. Çok ileri geç dönemlerde genellikle bir şeyleri düşürme, beceriksizlik, işte bir şeyleri tutma kuvvetinde azalma gibi veya bir şey tuttuktan sonra yere düşürme. Özellikle bu tip insanlarda genellikle ileri dönemlerde mutfakta bir şeyleri taşırken düşürme veya koyarken düşürme gibi sorunlar da karşımıza gelebiliyor. Peki hangi yaş aralıklarında daha çok görülüyor veya hani özel görüldüğü dönemler var mı? Hangi cinsiyette daha fazla gözüküyor? Onu konuşalım istersen. Maalesef kadınları biraz daha fazla seviyor karpal tünel sendromu. Çünkü özellikle hormonal sebeplerin etkileri karpal tünelin daralması ile sonuçlanabiliyor. Bu bahsettiğimiz köprü yapısının kalınlaşmasıyla. Bu dönem özellikle gebelik sonrası ve menopoza geçiş döneminde bu hormon dalgalarıyla en fazla gördüğümüz dönem. Ama aslına bakarsanız bunların dışında da o geçtiği boşluğu daraltacak herhangi bir sebep oluştuğunda ki burada bazı kitler oluyor, eskiden oluşmuş kırıkların kemik yapıları yerin normal yerlerinden kaydırmasıyla olabiliyor. Yani herkes de görülebiliyor. Kırık çıkık sonrası da olabiliyor. Yani ana şey aslında o kanalın herhangi bir nedenle daralması ya üstte bağ kalınlaşması veya alttan herhangi bir kitle veya başka bir neden kırık fragmanları ve benzeri gibi şeyler oradaki kanalın daralmasını ve sinirin basıya uğramasını sağlıyor. Başka yapılacak önemli bir şey yok. Aslında bunu nasıl tetkik edeceğiz? Ana sorunlardan bir tanesi de o. Hani biz bu tamam gece uyuşukluğu var, hasta geldi. Yani ben bu şikayetlerim var dedi. Biz hastaya nasıl tanı koyacağız? Bu tanıyı doğrulayacağız. Aslında hastalar yani çok sık görülen bir sendromdan bahsettiğimiz için bulgular
yani semptomatolojisi çok tipik. Biz çoğu hastayı gördüğümüzde, konuştuğumuzda anlayabiliyoruz. Ancak tabii ki elimizde bir de bilimsel eşleştirme ihtiyacı duyduğumuz kanıtlara gereksinim duyuyoruz. EMG dediğimiz test sinir iletisini ve o sinir iletisini alan kaslardan yapılan bazı ölçümlere dayanarak yapılan bir test. EMG'de bu sinir iletisinin yavaşladığını, kasların olması gerektiğinden daha az elektrik aldığını gösterir bulgular gördüğümüzde, hele ki bu bulgular bizde 2-3 aydan daha uzun süredir devam ediyor ise, biz artık daha aktif bir tedavi sürecine girmemiz gerekiyor diye hastalarımızla konuşuyoruz. Aslında şunu da söylemek lazım, biraz atipik hastalarda, yani yaş ve işte genel beklemediğimiz zamanlarda karşılaştığımız hastalarda bazı ek tetkikler de isteyebiliriz. Grafi, ultrason, MR ve benzeri tetkikler içeride oluşabilecek başka kanalı daraltan sorunları açıklamamızda bize yardımcı olabilirler. Evet. Peki gelelim tedaviye. Biz bu hastaları tanımladık. Artık biz bunu karpal tünel olarak adını koyduk. Ondan sonra hastaya nasıl tedavi yapacağız? Hemen ameliyat edeceğiz mi? Başka tedavi şansımız var mı ameliyat dışı? İlk önce onları konuşalım, sonra da ameliyat sürecini konuşuruz. Şöyle gitmek daha doğru olur herhalde. Eğer hastalarımızda bu problemin dönemsel olabileceğine dair bulgularımız varsa, mesela işte gebelik, loğusalık veya menopoza geçiş dönemi, bu dönemlerin bitmesini bekleyebiliriz. Eğer problem çok ilerlememiş ise. Çünkü bu dönemler geçtiğinde eğer o köprünün kalınlığı azalır da hastanın bulgularında daha azalma görülürse dolayısıyla bizim herhangi başka bir tedaviye ihtiyacımız kalmayabilir. Bunun dışında bizim aslında ekip olarak çok da fazla tercih etmediğimiz bazı enjeksiyonlarla da acaba bu şişliği azaltabilir miyiz şeyine gidiyor, ama bizim kendi tecrübemiz bunların neredeyse tamamının nüksettiği ve önünde sonunda nihai tedavi olan ameliyata gidilmesi. Ancak ameliyat aşamasına, ameliyat kararına geçmek yaklaşık bir 2-3 ay sabrı ve geçmeyeceğini öngördüğümüz periyottan sonra gerçekleşiyor. Genellikle böyle bir yol izliyoruz. Genellikle geç kalmak da istemiyoruz aslında. Kesinlikle. Bekleyelim derken kastım asla geç kalmak da değil bu arada. Aslında bazı hastalar genellikle bize bu aşamada geldikleri için, ben bunu özellikle söylüyorum, işte enjeksiyonlar, atellemeler ve benzeri uygulamalarla, yani tamam yapılıp bir süreç beklenmesi uygun ama çok uzun süre uygulandığında bu sefer sinir gerçekten geri dönüşümsüz derecede ezilme pozisyonuna gidiyor. O zaman kas atrofileri ve işte kaslarda geri dönüşümsüz bozukluklar oluşabiliyor. O da bizim istemediğimiz şeyler. Çünkü olduğu zaman bir daha onu geri döndüremeyeceğiz. O yüzden zamanlamayı çok geciktirmemek, teşhisi gerçekten koyduktan sonra çok uzun vadede beklememek uygundur diye düşünüyoruz. Bizim için ameliyat zamanı aslında genel olarak, ekip olarak düşüncemiz, gece uyuşması eğer çok netse, hastanın gece uyuşma şikayetleri gerçekten başladıysa genellikle ameliyat etme taraftarıyız diye söylemek lazım. Peki ameliyat tedavisini nasıl yapıyoruz? İsterseniz ondan biraz konuşalım. Evet, ameliyat genellikle lokal anestezi altında el bileğinin iç yüzünü uyuşturarak yapılıyor. Bazı olgularda ek sebepler olduğunu veya farklı şeyler çıkabileceğini düşündüğümüz durumlarda koltuk altı anestezisiyle kolun tamamını uyuşturarak da bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Ama ameliyatların önemli bir kısmı bizim önceden tahmin ettiklerimiz doğrultusunda lokal anesteziyle gerçekleştirilebiliyor. Yine tünelin olduğu yeri tarif etmiştik. El bileğimizin iç yüzü ve orta hattı diye. Bu hat boyunca yapılan yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda bir kesiyle biz tüneli açıp rahatlatıyoruz. Üzerindeki o köprüyü serbestleştirerek.
köprünün sinire olan basıncını ortadan kaldırdıktan sonra sinirin normal fonksiyon görmesi için önümdeki engelleri kaldırmış oluyoruz. Ancak burada mutlaka belki cerrahi bir detay veya teknik bir detay ama kasların içine giden motor dal dediğimiz kısımda da gevşetme yapmak çok önemli. Bazı ekollerde yapılmadığını veya ihmal edildiğini görebiliyoruz. Onu da gevşeterek mutlaka ameliyatı bu şekilde nihayetlendiriyoruz. Peki ameliyat sonrası süreçten bahsedelim biraz da. Ameliyattan sonra hastalar hemen ellerini kullanabiliyorlar mı? Ne kadar süre suyla temas etmemesi lazım? Kaçıncı gün dikişleri alınıp artık normal sürece geliniyor veya işte sonrasında ellerini ne zaman eskisi gibi rahat kullanabilecekler? Onun hakkında biraz konuşalım istedim. Yaklaşık 2 ila 3 hafta kadar el bileğinde bu açtığımız bölgeye dikişler koyuyoruz. Ve bu süre sonunda dikişler alıyoruz. Ancak herhangi bir atel uygulaması yapılmadığı ve parmakları boşta bıraktığımız için hemen hareket yapılmasını öneriyoruz. Bu sayede şişliklerin, ameliyat bölgesi şişliklerinin de daha az olacağını düşünerek hastanın normal hayatına geri dönüşünü hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu bölgenin üzeri uygun şekilde kapatılarak temizlik ihtiyaçlarına hemen izin veriyoruz, hemen sağlıyoruz. Genellikle istisnalar dışında hastalar normal hayatlarına birinci ay civarında dönmüş oluyorlar. Ancak belki birkaç ay daha devam eden lokal sertlikler olabilir. Bunları da masajlarla daha hafifletebilmelerini, bu sürecin daha hızlanmasını istiyoruz. Genellikle hastalarımızın önemli bir kısmında iki tarafta birden problem oluyor. Sık sorulardan bir tanesi de iki eli birden ameliyat edelim mi? Veya etmiyorsak ikinci eli ne zaman ameliyat edelim? İsterseniz onu da siz açıklayın. İki eli birden ameliyat etmek genel günlük ihtiyaçları karşılamak açısından oldukça sorunlu. O yüzden biz tek tek yapmayı tercih ediyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek açısından. Bir eli tedavi ettikten sonra genellikle ilk elin iyileşmesinin müteakibinde hemen ikinci elin tedavisi yapılıp çok geçmeden ikinci elin de tedavisi tamamlanmalı. Genellikle hemen ameliyat sırasında eli kullanmasını sağladığı için çok insanları günlük hayatlarından uzaklaştırmayan bir tedavi süreci. Oluşabilecek daha sonraki sorunların yaşanması yerine küçük bir cerrahi girişimle bu işin çözülmesi hastaların ileride oluşabilecek büyük sorunlarının engellenmesi için önemli bir yaklaşım. Bugün biz karpal tünel hakkında sizi bilgilendirmeye çalıştık. Gerçekten çok sık rastlanan bir el sorunu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah daha sonraki programlarda size başka konularla daha ayrıntılı bilgiler vermek dileğiyle görüşmek üzere. Görüşmek üzere.